Merhabalar, Otomat'a hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Seiko'nun en beğenilen saatlerinden birini anlatacağım. Biliyorsunuz Seiko'nun tarihinden çok söz ettim. İlk anlattığım Seiko saatinde, geçen haftaki Seiko saatinde ve bugün yine bir Seiko saati, ancak bu seferki daha özel bir Seiko modeli. Seiko'nun 1965 yılında ilk defa atasını üretmeye başladığı dalgıç modellerinden belki de en popüler olanı. Alt seviye bir saat olmasına rağmen çok fazla tercih edilen, çünkü hem tasarımı hem işlevselliği hem uygun fiyatı, yani müthiş bir saat bence. Seiko'nun bunca uzun yıllık deneyimini bir araya getirerek müthiş bir mühendislik örneği ortaya koyduğu ve çok uygun bir fiyata mal ettiği bu saat bence birçok insanın saat koleksiyonu yapıyorsa koleksiyonunda, eğer bu tarz dalgıç modellerini seviyorsa, mutlaka kolunda olması gereken bir saat. Yalnız bir problem var tabii ki. Seiko bu saatleri artık üretmiyor. Üretimi durdurulduğu için de fiyatları tabii ki biraz normal olarak artış gösterdi. Hatta ikinci el fiyatları da artık normal fiyatının çok çok üstünde satılıyor. Sözünü ettiğimiz saat Seiko SKX007 modeli. Bir dalgıç modeli. Dediğim gibi ilk defa bu saatin atası 1965 yılında 62-17 idi sanırım modelli saatle başladı. O saat 150 metreye kadar su geçirmez özelliği sunuyordu ilk defa. Daha sonra 88 yılında Seiko 7002 modelini sundu. 7002 bu saatin bu saatten önceki versiyonu diyebiliriz. 1996'da da SKX007 üretilmeye başlandı. Üretimi durdurulduğu halde hala çok sevilerek takip edilip ikinci el piyasasında dahi çok fazla tercih edilen bir saat. Seiko biliyorsunuz daha önce anlattığım gibi 140 yıllık bir geçmiş olan bir firma. İlk olarak duvar saatleriyle başladılar ve 1900'lü yılların başında kol saati üretmeye başladılar. Yani çok uzun geçmişe dayanan bir deneyimi var. Ve bu deneyimle birlikte artık bütün parçaları kendileri üretiyorlar ve artık daha kaliteli işler ortaya koyuyorlar. Her ne kadar birçok insan işte İsviçre saatlerini beğenip Japon saatlerini burun kıvırsa dahi, bence Seiko dünyanın en iyi, en büyük saat üreticilerinden biri. Ve bu uzun yıllar daha değişmez. Tabii ki Seiko bir Rolex değil, ancak unutmamanız gereken Seiko hakkında çok önemli bir şey var. Evet, biz burada hep işte 100, 200, 300, 500 dolarlık saatlerden söz ediyoruz. Ancak Seiko'nun 100 dolara saati olduğu gibi 200 bin dolara da saati var. Yani herkese hitap eden bir saat çeşitliliği var Seiko'da. Evet, daha fazla uzatmadan hemen saatimizin detaylarına bir bakalım. Seiko SKX007 karşınızda. İlk olarak hemen boyutlarıyla başlayalım. Diğer saatlerimizde yaptığımız gibi. Boyut olarak benim gördüğüm en iyi dalgıç saatlerinden biri, onu söyleyeyim. Hatta en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Benim en sevdiğim dalgıç saati, aynı zamanda bilekte en iyi duranı. Şimdi normalde burası 41 mm olduğu söyleniyor ki 41 mm yaklaşık olarak çerçevesi. Ancak ben şu aşağıdan ölçüyorum. Çünkü burada biraz daha geniş. Ve yaklaşık olarak işte 42,5 civarında bir genişliği var şuranın. Uçtan uca dediğimiz boyutu 46 civarında olması gerekiyor. Yani yaklaşık olarak 46, evet. Bu boyutlar itibariyle, yüksekliği de bu arada yaklaşık 13,5 civarında. Bu boyutları itibariyle her bilek için çok iyi bir saat. Tekrar bilekte bakalım. Bu ölçüleri biliyorsunuz, daha önce de söylemiştim. Bileğin dışına taşmayan ölçüler, çapı ne olursa olsun, bence çok iyi boyutlar her bilek için. Şimdi tekrar saate dönelim. Dediğim gibi boyutları, kasası çok iyi. Zaten saatin bütün parçaları çok uyumlu bir şekilde bir araya getirilmiş. Seiko yılların verdiği mühendislik deneyim sayesinde bu saatte çok iyi iş çıkarmış. Evet, çerçevesi, seramik bir çerçevesi var ve 120 klik yapıyor. Yani yarım dakikada bir tıklama yapıyor. Biraz zorlanıyor ama dönüşünün sesi ve dönüşü bence oldukça iyi bu saat için. Ve çerçevesinin tasarımı da bence oldukça iyi. Şurada görüyorsunuz, bu üçgenin içinde bir nokta var. Burası
aydınlanıyor. Yani karanlıkta parlıyor. Kasasının hatları yumuşak, oldukça yumuşak. Alt tarafını da zaten görüyorsunuz buradan. Birazdan alt tarafını şu metal kayışı açıp da göstereceğim. Kasa olarak dediğim gibi çok iyi. Kurma kolu burada 4 pozisyonunda, saat 4 pozisyonunda ve çevirerek açıyorsunuz vidalı. Biraz zorlanıyorsunuz açarken ancak açıldıktan sonra gayet pratik. Kurma kolun üzerinde herhangi bir logo yok. Kasası ile ilgili birazdan alt kapağı göstereceğim. Kasasının diğer parçaları bence saatin geneliyle çok uyumlu. Alt seviye bir saat dahi olmuş olsa bu ikonik bir model ve bence dediğim gibi kadran tasarımı çok iyi şekilde düşünülmüş, minimalist ve lum yani aydınlatması karanlıkta çok iyi, birazdan ona bakacağız. Burada görüyorsunuz hem saniye kolu hem bu dakika ve saat kolu, aynı zamanda şu noktalar olsun, Seiko logosu ve alttaki Divers görüyorsunuz, 200 metre yazıyor. Ve tarih ve haftanın gününü gösteren gösterge, aynı zamanda şu içerideki çizgiler. Yani genel olarak saatin kadranı çok uyumlu parçalardan bir araya getirilmiş. Seiko bu saatte Hardflex kristal cam kullanmış. Mineral camdan biraz daha sert bir cam, ancak safir camdan daha yumuşak. Yani safir cam kadar kaliteli değil ama normal bir mineral camdan daha kaliteli bir cam. Şurada hemen çerçeveyle birleştiği nokta biraz böyle yumuşak bir şekilde dönüşü var. Bu çok güzel görünüyor cam kenardan baktığınız zaman. Yani bu saat için bence cam iyi bir cam. Kadranı da iyi ortaya çıkarıyor. Kayış genişliği, hemen kayışa gelirsek, kayış genişliği 22 olması gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 22 civarında. 22 mm, yani rahat kayış bulabileceğiniz bir ölçü bu. Bu metal bir kayış, görüyorsunuz bu sonradan eklendi. Seiko'nun kendi kayışı. Ancak normalde bu kauçuk bir kayışla geliyor. Seiko SKX007'ler. Tabii böyle bir kayış da tercih edebilirsiniz. Kayış olmadan, yani şu metal kayışı çıkardığınızda 80 gram ağırlığına sahip bir saat bu. Şimdi ben arka kayışı sökerek arka kapağını da göstereceğim. Saatin arka kapağı bu şekilde. Şu üzerinde bir işleme var, görüyorsunuz. Bu bir dalga sembolü. 1600'lü yıllardan kalan bir resimde olan bir dalga bu. Japon efsanesine dayanıyor. Gördüğü gibi arka planda işte 200 metreye kadar su geçirmez olduğu, aynı zamanda seri numarası, Seiko logosu falan var. Ben aynı zamanda kasayı açıp da göstermek istiyorum. Bu mekanizma geçen hafta size tanıtımını yapmış olduğum Seiko SNK809 modelindeki mekanizmanın aynısı. Yeri S26. Seiko mekanizmaları üretmiyor. Zaten bu saatin üretimi de artık yapılmıyor. Bu mekanizmayı geçen hafta söylemiştim. Böyle süper bir mekanizma değil. Ancak bu ayardaki alt seviye saatlerdeki iyi bir mekanizma bence. Hacking bir mekanizma değil. Yani saati kurmak istediğinizde saniye kolu durmuyor. Yani mekanizma durmuyor. Aynı zamanda manuel kurma özelliği yok. Bunu elle kuramazsınız. Yani bileğinizde taşımanız gerekiyor. Şu rotorun sallanması gerekiyor çalışması için. Kayışı aslında anlatmama gerek yok. Ancak yine de üstünden bir geçeyim. Kayış Seiko'nun kendi metal kayışı. Seiko'larda kullanılan ve benim sevdiğim bir kayış bu. O yüzden bunu tercih ettim ve bu saatle de gayet uyumlu görünüyor. Böyle bir kayış tercih edebilirsiniz ya da Seiko'nun kendi, işte dediğim gibi, kauçuk kayışıyla geliyor bu. Onun dışında istediğiniz tarzda bir NATO kayış da kullanabilirsiniz. Bu saatlerde çok fazla kullanılan bir kayış modeli o ve bu saatte de çok uygun olacak birçok NATO modelini bulabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Evet, şimdi bir bakalım bu saat karanlıkta nasıl parlıyor. Hemen ışıkları kapatıp bir test yapalım. Aydınlatması çok iyi. Birazdan da göreceğiz. Hem bu noktaların büyüklüğü, saat ve dakika göstergesinin kollarının genişliği, aynı zamanda saniye kolunun ucundaki bu yuvarlak daire, bunların hepsi ve şurada işte görüyorsunuz saat 12 pozisyonunda çerçevenin üzerinde bir nokta var. Bunların hepsi bu şekilde parlıyor ve çok iyi aydınlanıyor.
Zaten dalgıç saati olduğu için böyle bir özelliğin olması şart. Ve bu saatte görevini bu yönde çok iyi bir şekilde yerine getiriyor diyebilirim. Biliyorsunuz geçen hafta Seiko Senkei'yi tanıtırken mekanizma hakkında söylediğim bir şey vardı. Mekanizmalar, bu mekanizmalar işte biraz zaman kaybı yaşatabilecek mekanizmalar. İşte 30-40 saniyeye kadar zaman kaybı yaşayabilirsiniz gün içerisinde. Ancak ilginç bir şekilde Seiko bu tarz saatlerinde bu modelinde mesela çok iyi bir kalite analizi yapmamış bence. Kalite kontrolü yapmamış. Bazılarında farklı çalışabiliyor. Örneğin bir saatinde diyelim 3 saniye zaman kaybı yaşatırken bir başka SKX007'de 40 saniye zaman kaybı yaşayabiliyorsunuz. Bu da kalite kontrolüyle ilgili bir problemi işaret ediyor. Ufak tefek böyle problemler olmuş bu saatte olduğunu biliyorum. Ancak genel itibariyle şimdi burada 10 bin dolarlık bir saatten söz etmiyoruz. Bu saatin fiyatı evet piyasadan kalktıktan sonra fiyatı yükseldi. 600-700 dolara kadar çıkmış fiyatları gördüm ben. Ancak normal fiyatı 200 dolar civarındaydı. Bu seviyedeki bir saat için bütün bu saydığım negatif yönleri kabul edilebilir yönler. Zaten olumlu şeyler söylerken dikkat edin işte saatin birbiriyle uyumlu parçaları aynı zamanda fiyatına göre ne kadar iyi bir şekilde tasarlanan bir saat olduğunu söyledim. Seiko mühendisliğini burada çok iyi konuşturduğunu ve parçaların kalitesinin yanında biliyorsunuz Seiko parçaları yedek parçalarını bulmak da kolay ve saatleri modifiye edebiliyorsunuz. Özellikle bu saat çok fazla modifiye edilen bir saat. İnternette SKX mod yazdığınızda bir sürü farklı parça bulabileceğiniz birçok site bulacaksınız. Ve bunların hazır bir şekilde satıldığını da göreceksiniz. Örneğin paket olarak işte çerçevesi, kadranı, saatin işte dakika, saniye kolu, saat kolu. Bunların hepsi paket halinde satılıyor bazı sitelerde ve bunların örnek fotoğraflarını Instagram sayfalarında falan bulabilirsiniz. Hatta sitelerin kendisinde de gösteriliyor. Yani Seiko'nun bu modellerinde size inanılmaz bir çeşitlilik imkanı sunuyor. Yani saati böyle aldım işte sonsuza kadar böyle kullanacağım diye düşünmeyin. İstediğiniz zaman değiştirebilirsiniz ve bunu yaparken çok fazla seçenek olduğu için saati değiştirip kullanabilirsiniz. Tabii ki bunların hepsi para demek yani ucuz da sayılmazlar aldığınız parçalar. Ancak yeni bir saat almaktansa bu saati değiştirerek kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu saat için söylenen bir şey var o da şu. Yani bu çocuğunuza bırakabileceğiniz bir saat değil. Seiko'yu ömür boyu kullanırsınız. SKX007'yi öldüğünüzde de bileğinizde sizinle beraber gömülür. Aslında ömürlük bir saat bu. Hatta çocuğunuza bile bırakabileceğiniz ve o zaman da çalışmaya devam edecek bir saat. Ancak dediğim gibi üst segmentte bir saat değil bu. Alt seviye bir saat. Fiyatına göre çok çok iyi bir saat. Ancak tabii ki çok daha iyi kalitede mekanizmalar var. Onlarla kıyaslayamıyoruz. Evet şimdi bunu söyledikten sonra az önce bileğimi de göstermiştim. Ancak tekrar göstermek istiyorum. Bu saatin bilekte nasıl durduğuna bir bakalım. Her zaman dediğim gibi saatin bilekte duruşu bence saat için söylenebilecek ya da tercih ederken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli şey. Saat bilekte böyle duruyor. We'll be right back.
Cheesecake 007 benim en sevdiğim saatlerimden biri. Her daim taşıyabileceğim, yanımda olabilecek bir saat. Çünkü günlük olarak çok rahat kullanımı olan bir saat bu. Hem boyutları olsun, hem tasarımı, hem de kıyafetlerle uyumu olsun. Bence çok güzel bir saat. Tabii ki fiyatından söz ettim az önce. Maalesef üretimi durdurulduğu için fiyatı da artış gösterdi. İkinci el piyasasında dediğim gibi şu anda 300-400 dolar civarında satılıyor. Sıfır almaya kalktığınızda 400 doların altında, hatta 400 bile az bence, 500'e yakın bir miktarda bulabilmeniz belki olası, ancak onun altında zor. Hatta 700-800 dolarlara kadar satan yerlerde göreceksiniz. Yani zaman geçtikçe, sayıları da azaldıkça, hani ortalıktan kayboldukça fiyatları daha da yükselecek. Evet, videonun sonuna geldim. Dediğim gibi önümüzdeki hafta bir saat tanıtımı yapıp bu saati sizlerden birine hediye edeceğim. Aklınızda olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Eğer kanala abone değilseniz bu sizin için bir fırsat. Hemen kanala abone olun ve bildirim zilini açın ki hatırlatmaları kaçırmayın. Önümüzdeki hafta hediye edeceğim saat örneği gibi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.